Değerli izleyicilerimiz, Anastasya ve Elina'nın annesinden mesaj var dedik. Okuyorum. Seda Hanım, benim kızlarıma dolandırıcı kimse diyemez. Melek Hanım'ı saygıya davet ediyorum. Geliyorum, bayramdan sonra oradayım. Bu çocuklar da anne kuzusu. Bunu böyle bilsin. Benden başka kimse dolandırıcı diyemez. Ben yine diyorum. Neyse, annemiz gelsin sizi paspas yapar. Yapacak paspas. Annem bir paspas olsun, önce bir sile sile gelsin de. Anakonda diyorsunuz. Sonra sile ki. Sile gidersiniz sile, anakondayla beraber. Sizi yiyecek o. Yiyecek anakonda diyorsunuz ki. Boğazına otururum, parçalarım, o boğazından çıkarım onu. Şadıman. Yani ben kızlara üzülüyorum. Evet, evet, sen de o karşındakiler bir anne kuzusu böyle... Dolandırıcı şunu bunu söylediğin zaman üzülüyorum ben. Söylememen gerekir. Çünkü senin evladının gönlünü bir tanesi... Niye bana neler söylüyorlar? Duymuyorsunuz mu? Ben yokken konuşup yüzüme gelince söylemiyorsunuz. Hiç arkasından bir şey konuşmayız. Biz senin gibi böyle böyle değiliz. Sen de siz öyle öylesiniz işte. Hayır. Tarif ettiğin gibisiniz aynı. Kavga etmeyin. Vallahi değil. Kavga hayır etmeyin. Seda Hanım. Lütfen. Biz burada ne konuşuyorsak kızları da seviyoruz yani. Öyle bir şey dediğimiz Şadıman yok abla, asla. Seni seviyorum. Söylemeyiz. Ama biz kimsenin arkasından konuşmayız. Bak inan istemiyorum. İşte herkes bana yapılanları görüp sizlerin de arada itirazda bulunduğunuz konuları konuşmuyorsunuz. Sadece Melek Hanım. Ben reklam arasında onları gördüm. Lafımı arkamdan konuştuklarını duydum. Ama kim gelirse de... gelsin. Bir şey hepsi söyle... gelsin. Melek Hanım bir dakika. Sen de kızı ağlattın ama niye ağlattın? Ne ağlasın. Benim oğlumu çok ağlattılar. Ağlasın. Siz, oğlum memnun. Benim evladımı çok ağlattılar. Özel hayatına karışmadım. O sen de karış. Sen geldi. De onun gururuna karışamazsın. Karışıyorsun ama. Bu problem onda o zaman. Ya hadi burada arkamızdan konuştuklarınızı bir konuşun bakalım. Artık ben duydum. Abartıyorsunuz. Ne duydum? Tamam. Ben orada. Duydum. Dedikodunuzu duydum. Aa, saçma sapan konuşuyorsunuz, hastasınız. Bunlar arkamdan konuşuyor, yüzüme bakma konuşuyor. Doktor, doktor gerekiyor. Ondan sonra ben doktor bunları seveyim. Doktor gerekiyor, valla. Kaç kere canlar aladı burada? Kaç kere canlar aladı burada? Sizin yüzünden. Kaç kere? Hep sizin yüzünden. Bir kere benim yüzünden alamadı, tamam mı? Elinin yüzünden de alamadı burada, tamam mı? Çok ağladı. Sen söyle o zaman. Şimdi bak, şöyle bir şey sen var. Yüzüğü attın. İki taraf da beni ağlatıyor. Ben burada bana bu soru sorulduğunda ben açık açık söyledim. Ne dedim abla, verilsin izleyelim. Ben ne dedim? Beni iki taraf da ağlatıyor. O taraf inatçı, bu taraf daha inatçı. Ben hangi biriyle uğraşacağım ya? Ama Melek Hanım'a sen hep gelip yalvarıyordun, yalvarıyordun. Sonra ne evet. oldu? Sonra ağlıyordun sonuçta. Onun yüzünden. Ya bir tane, bir seni tane anne gerçekten en kötü anne de bunu yapamaz oğluna, çocuğuna. Ama siz bunu yapıyorsunuz. Anne görse, anne görse çocuk, onun çocuğu ağlıyor. Onun kalbi kırılıyor, o kadar üzülüyor ama ki. O, gülüyor. O da bazen anneler dağılıyorlar. Hatırlıyorsun değil mi? Gülüyordu burada. Evet. Sen söylerken gülüyordu burada. Onu keyif geliyor bu. Elinci geliyor bu. Evet. Tülay. Şimdi ben yine Melek Hanım bana kızacak ama şunu söylemek istiyorum. Melek Hanım farz et ki bütün engellemelere rağmen Caner'le Anastasya evlendi. Hı. Ve... Siz de yumuşadınız, mutlu bir evlilikleri var. Bu söylediklerinizden dolayı nasıl onların yüzüne bakacaksınız ve pişmanlık yaşayacak mısınız çok merak ediyorum. Onların mutlu bir evliliği olmayacak, o yüzden bu kadar mücadele ediyorum. Vallahi biz çok mutlu olacağız bu anneme. Olamayacaksınız. Ya, ben öyle zannetmiyorum. Yani asla. Gerçekten olmayacaksınız hani, ama o kadar çok şey söylüyorsunuz ki. Bak ablası da her şeye rağmen, her şeye rağmen ikisi olmayacaklar. Mutlu olamayacak. Çok mutlu oluruz. Değil. Yeter ki hayatımızda olmayın senin, kardeşim, biz mutlu oluruz ya. Senin buradaki koyduğun kısıtlamalar orada izinsiz yapamayacaksın. İzin al burada. Diyorsun ki resim paylaşma. İstemiyorum. İstemiyorsun, yapmıyor. Oraya gitti mi paylaşma de bakalım ama ne ama bir dakika şöyle sana. Bir şey de var. Biz bir sene orada ben kaldığımda da mesela Anastasya şunu yapma dediğimde yapmıyordu. Evet. Onu nasıl yapacağız? Rusya'daydım o zaman da. O zamanlar senin fikrin vardı. Şimdi araya annenin fikri girdi. İşler değişti, renk değişti. O eskiden annemiz evinde oturdu.
Yok, bir dakika. Caner'in annesi. Evet ama yer Melek Hanım siz böyle diyorsunuz. Ya şöyle böyle Caner'i değiştiriyor. Demek ki siz Caner'e böyle değil, yani böyle yumuşak yumuşak bir tavş gibi, tavşan gibi büyüdünüz. Ama böyle kusura bakma değil. Eğer siz bunu benim söylediklerimi kabul etmiyorsanız demek ki Caner ne değiştirmeyecek kendime, ne sözünü kimse geçer onu. Caner yok öyle. Sana, Caner'i alacağım ben. Safiye. Bağlamazsın beni. Ben birkaç gün önce bu annelerin savaşı diye söylemiştim. Hı. Kadın gelecek buraya. Senin çocuğun, benim çocuğum, herkes kendi çocuğunu kurtarmanın derdine düşecek. Çünkü doğru. Geldiğinde çok tahmin etmediği şeylerle karşılaşacak bayan. Çünkü bu Eleni ile Anastasya'nın her şeyi annelerine söylediklerini hiç sanmıyorum üzülmesin diye. Ya zaten sürekli buraya, bir savaş içerisinde. Zaten benim Elif onu ağlamama izin vermiyorlar. Aynı anda konuşmayın. Elif yengem geliyor, iki elti birbirlerini yiyorlar. Eltilerin savaşı. Şimdi de annelerin savaşı. Evet. Ben hangi birinin savaşını durdurayım, ben anlamadım ki ya. Ona dur diyorum olmuyor. Anneme diyorum yapma olmuyor. Bu tarafa diyorum ki sakin ol olmuyor. Ona diyorum böyle, ona diyorum böyle. Hani ben her zaman söylüyorum. Buraya gelirken biz hep güle oynaya geliyor. Buradan çıktıktan sonrası önemli. Buradan i̇şte, çıktıktan sonra bütün gece onunla uğraşıyorum. İşin daha da zorlaşıyor. Daha da zorlaşıyor abla. Ben her zaman söylüyorum. Buradan, bunların dışında da ben bu aynı şeyleri yaşıyorum yani. Değişen bir şey. İki katını yaşıyorum hatta. İşte gelmesinler onlara. Bu kadar basit işte. Bitti gitti tamam mı? Dünyada nasıl olur? Sen oradan kışkırtmasan, bu kız buradan sana bağırmasa, sen oradan kışkırtmasan, bu kız sana bağırmasa ben dışarıda böyle bir şey yaşamayacağım. Mutlu Mesut yine çıkıp gideceğiz. Hayatın boyunca böyle yaşayacaksın. Bir gün o ağlayacak, öbür gün öbürü çıldıracak, öbür gün öbürkü isyan edecek. Senin evin, yuvan olmayacak. Olacak, size çöp olmayacak. Artık biz çok mutlu ben yaşayacağız. Ben Caner'i istediğim kızla evlendireceğim. Sana da videolarını bak yeni başladı. Bak istediğin söylesin. Bu evleri arsaları ona vereceğim. Ben o istediğin kızı istemiyorum. Bak göreceksin. İstemiyorum bak, abi yeni istemiyorum. Ya. Evet evet. Duymuyor musun vızıltı? He vızıltı. Evet. Aha. Ama ne efendim, zaman söylüyor? Tabii kızıyız. Melekciğim öyle bir söylüyorsun ki yani mutlu olmayacaksınız. Beddua eder gibi söylüyorsun etti ya. Etti de zaten burada kaç yapma, kere etti. Kurban olayım yapma oğluna yazık oğluna. Kadar, vallahi oğluna beni yazık. Beni ne kadar iyi anlıyorsunuz. Teşekkür anlıyorum ederim. Ama yani beddua Mustafa eder gibi çok iyi anlıyor. Olmaz beddua eder gibi. Hiç benim güzel olanlarımı hiç dedikodularım arkamdan konuşmaları göstermesin. Ya. Melek Hanım kötü mü yani? Hayır kötü değil. Ben kötü müyüm? Kötüsünüz, kötüsünüz. Evladını kurtarıyorum. Bizsiniz, kötüsünüz, saygısızsınız. Ya şimdi bir saniye. Benim annem kötü değil. Benim annemde bir huy var. O seni ben bu sevmiyor huyun canım. İlerisine sevmiyor geçemiyorum. Seni. Bir saniye. Bu huyun ilerisine geçemiyorum. Annem bir şeye olmaz dediği zaman onu var ya canını verir o iş olmaz. Vermem. Olmaz. Olmaz. Senin kaydın başta da istemiyorum işte bak başta da istemiyorum dedi. Hı. Hala da aynı. Değiştiremezsin abla. Aynı. Frekans aynı. Değişmiyor. Gerçekten seni sevseydi böyle sana olmaz. Taktı. Evet. Herkes ısırıyor burada. Herkese var. Vallahi herkese. Taktı. İşte böyle. Ben yok yönettikleri hakaretler. Hani nerede Mustafa Bey göndersin göndermez. Niye? Melek Hanım kötü. Allah'ım kötüsünüz. Kötü tamam mı? Bir evet. Göster. Göster. Siz sahte ailesiniz. Bak. Sahte. Melek Hanım sahte annesi. Çünkü gerçek anne Caner arkanda durur tamam mı? Gerçekten Caner ne ister bunu yapar annesi. Destek verin. Ama Melek Hanım asla destek vermiyordu. Bizde bizim ailemizde. İyilik mi? Bizde aile var ya Caner'le bir mikrop var. Bu mikrop Melek Hanım ben bu mikrobu çıkartıyorum. Hala annem mikrop diyor ya. Asıl mikrop sensin. Sen anneye nasıl diyebiliyorsun bu lafa? Çeviremediği için böyle söylüyor. Ya ben hani direkt söylüyorum mikrofon, mikrop tamam mı? Bizim hayatımızı mahvediyor, bozuluyor. Ondan ben onu çıkarıyorum burada. Melek Hanım da buraya geliyor Caner için değil, para için. Para için şey istediğin şeyleri yaptı. Araba satmak istemiş, sattı, ev de sattı bale gitmeye için tamam mı? Siz egoistsiniz. Siz Caner'i düşünmüyorsunuz. Tamam ben de o zaman Melek Hanım'a bir şey söyleyeceğim. O %100 bunu dinliyor ve görüyor ve size Melek Hanım bir şey söylemek istiyorum. Buraya gelirsiniz, biz yeni sizi kovacağız, rezil edeceğiz ve siz yeni alamaya gidip çıkacaksınız buradan. Artık Caner beni seçti, sizden vazgeçti, sizi çöp atıyor tamam mı? Çünkü yazıklar artık siz ya. Çok büyük bir mikropsunuz bizim ilişkide.
Matryoshka, matryoshka. Şimdi ağlasın, şimdi ağlasın. Melek Hanım bana bunu söylüyordu. Şimdi ağlasın, Melek Hanım şimdi ağlasın. Ablam da şimdi ağlasın, sen de şimdi ağlasın. Herkese bunu yapıyor, ayıp size ya. Ağlasın! Mikrop, pislik, ben mal mülk vermeyen, anne olmayan, arkasında olduğum için buradayım. Ya. Oğlumu kaptırmam. Abla ben her zaman söylüyorum. Mesela burada da mesela hani ben düzeltmek için yanlış anlamasın diye ne dedim orada mesela Mustafa verildiğinde. Dedim ki ya o anlamda demek istediğini çeviremediği için söyledim. Evet, doğru. Şimdi Anastasia üstüne basa basa ben öyle de hani çevirmek değil. Ben mikrop diyorum deyip ayağını yere vurduğu için annem şu an daha çok kinlendi. Evet. Daha çok düşman yaptı bizi kendine. Anladın mı? Onun için de söylüyorum, yani her zaman söylüyorum. O taraf durmuyor, bu taraf da durmuyor. Olan yine arada bana oluyor. Caner. Belki bu şu anda suçlu olarak ben gözüküyorum ama suçlu, zor durumda olan benim. Sen, mikrofon sen... ne demek olduğunu bilmiyor dediniz. Bilmeden söylüyor ama açıklama yapıyor. Mikrop, virüs diyor. Şey işte çoğalıyor diyor. Her şeyin cerrahın her şeyini açıklamasını yapıyor. Bilmediğin bir şeyi açıklayamazsın. Biliyor. Bana ne demek istediğini biliyor. Hay ne kadar ben bunu duyuyorum, ne kadar keyif alıyorum. Anastasia, yeni bir şey var. O kadar var. İyi hissettim ki Gargon deniz anası var. Ben de Caner'i çekip aldığımda keyif alıyorum. Deniz annesi, aynı. Siz evlenemiyorsunuz, çok keyif alıyorum. Bütün kağıtları yıktım, zevk aldım. Tamam, keyif aldım. Biz bunu halledeceğiz, yeni evleneceğiz. Nikah tamam mı? Artık siz Caner'i geri almayacaksınız. Kağıtları bu daha da önemli, tamam mı? Benim adresim de yok artık. Artık Caner de anladı. Ben zaten konuştum abla, sistem muhabbetine gittim dedim ya. Konuştum orada, dedi 3 ay 4 ay beklemen lazım. Tamam dedim, beklerim ama dedim adresi dedim değiştirin. O aynı adresi dedim bir daha giderse beni dedim yakarsınız. Seni adresten men ettim. Ben başka bir adres verdim oraya. Bir arkadaşımın adresini sen verdim. Sen orada nikah yapmak için o evrakları hazırlatmıştın. Evet, bana abi. Benim düşüncem galiba bu işi burada yapacaksın. Büyük ihtimalle öyle olacak burada abla. Yapacaksın. Çünkü gidemiyoruz. 3-4 galiba ay daha bekletiyorlar olacak. Çünkü. Yani burada çoğu çocuklarımızın yaptığı gibi şu kapıdan ellerinde cüzdanla girecekler. Şu anda da Melek Hanım'ın stüdyoya gelip Caner'in aylardır uğraştığı yurt dışında evlenme için hazırlattığı evrakları, yurt dışını gördünüz zaten. İpler burada koptu. Ben öyle zannediyorum. Anastasia ve Elina ne kadar annelerini üzmemek için buradaki bu olayları çok yüzeysel anlatsa, çok derin derin detaylıca değil de yüzeysel anlatıyorlar. Anastasia ve Elina'nın annesi Svete Hanım buraya geldiğinde bu iş seyrini değiştirecek. Bana başka da öyle olacak. Geliyor abla. Evet. Başka olacak, evet. Evet. Diyecek ki bu, çünkü Melek Hanım söylüyor zaten, açık açık konuşuyor. Ben o kadını ikna ederim diyor. Onu bana bırakın diyor. Ben onu ikna edeceğim, kızını alıp gidecek diyor. İşte ben bundan gidecek, korkuyorum. Hepsini annem, alıp annem onu bulur. Annemin istedikleri kadar saklasın. Annem bulur onu, gider konuşur. Konuştuktan sonra da bu kızı alıp gider. Hayır, yani nasıl o kadın. Nasıl konuşacak ki? Önce Rusça öğrensin sonra konuşsun. İki tane havaalanı var. Biri Anadolu, biri Avrupa. İkisinde de rahat ol. Hangisinde inerse ben onu havadan yakalarım uçakta. Devam ediyoruz.